Caner Erkin'le devam ediyoruz. Caner Erkin eski eşi Asena Atalay'a isyan etmiş. Haksız menfaat elde etmeye çalışmasın diyor. Haberimizi izliyoruz. Evet, Caner Erkin eski eşi Asena Atalay'a isyan etmiş. Haksız menfaat elde etmeye çalışmasın. Ne diyorsun? Kim haklı? Ben de bileyim, ben karar vereceğimi haberi yorum. Yani yorumun ne? Ya şöyle söyleyeyim. Demeyeyim önce. De yorumun ne? Yorumum şu. Bir evlilik yaptı Caner. Ve çok mutlu. Bir kızı çok seviyor. Şükran Ovalı'yı. Çok seviyor. Evet. Ve bir evladı oldu. İşin rengi artık ikinci evlat geldikten sonra daha da değişebilir. Teraziler bir tık daha hassaslaşabilir. Bu zamana kadar hoş gördüğün, tolere ettiğin o istekler bir süre sonra kendi evladın, öbür evladına da hani yapılsın istersen başka bir anne olarak. Belki bu konuda sıkıntı olabilir. Ben bu konuyu Şükran'la alakalı demiyorum ama bir istismar varsa, iyi niyeti suistimal varsa, sürekli çocuğu, bak dün de söyledim, kurabiyeye kadar yazan bir Asena Erkin varsa burada ben kötü niyet ararım ve kötü niyet aradığımda söylerim. Bir açıklaması var Caner'in. Diyor ki ben fazla fazla bunu yaparken sen hala... O hazır mı? Kayan yazı var mı? Onu var bir mı? Verelim ha, mi? Tamam. Onun üzerine söyle tamam, istersen. Olur. Caner Erkin dün durup dururken bu haberler çıktı. İşte mahkeme kararı vesaire. Sonra kendi Instagram hesabından öfkeli olduğu iddia edilen Caner Erkin bir yazı paylaştı. Yazı bu. Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkında kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmeleri ne rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum. 7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafaka neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın. Evet, Caner Erkin böyle diyor. Haksız menfaat olduğunu düşünüyor musun sen peki? Ya şimdi ayrılık... Bilmiyorum. Yani. Sana soruyorum. Ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Çünkü ben böyle bir şey yaşamadım. Bu konuyla alakalı eğer çocuk istismarı... böyle bir haksız istek varsa çocuk istismarına girer. Bu çok ağır bir itham. Eğer yapmıyorsa Asena dava etsin Caner'e. Evet. Eğer böyle bir masrafları şey yapmıyorsa... Masrafları çıkartabilir ya. Ne çıkarabilir? Masrafları çıkartabilir. Bak bunu ödüyorum, şunu ödüyorum. Bu çocuğa kayyum atanmadı mı? Kayyum nerede? Bu çocuğa kayyum atandı diyebiliyoruz. Hayatında ilk kez bir çocuğa kayyum atandı. Ben öyle bir şey biliyorum. Ya da bu şu demekti. Masraflar bir bilirkişi tarafından gözetilecek falan gibi bir şeydi. Bu hala konuşuluyorsa siz uzlaşamıyorsunuz ya. Siz Çınar'ı falan da düşünmüyorsunuz. Annesinin de durumu... Eğer çocuğu kullanma yönündeyse, babasının bu kadar ağır ithamları varsa ben aslında senin yerinde olsam dava açıyorum. 10 bin lira ödüyormuş zaten. Asena Erkin 10 bin lira ödüyor. Ayrıyeten de işte dava sonuçlandı biliyorsun. Bilirkişi çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde de görüş bildirmiş. Yani totalde toplamda yani 5 bin lira 25 bin lira. Yok. Ha, 15 daha. 10 zaten hanımefendiye ödüyordum diyor. Tamam, 15 daha mı? Çocuğa da aylık 15 bin lira daha ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişler. Hmm, yani 25 bin lira. Tamam. Az değil yani. Evet, az değil ama daha fazlasını mı istiyor? İşte Asena daha fazlasını istiyorsa burada istismar olduğunu söylerim. Ama benim başta söylediğim gibi ikinci çocuğun hayatımıza girmesi yani haklı olarak Şükran'ı da bir tık alevlen yani demiştik. Yani benim de çocuğum hani var. Tamam, Çınar da çocuğumuz ama bu konuyla alakalı haksız bir istek varsa bunun karşılık koymuş olabilirler. Peki sana şunu sorayım o zaman. Mesela Caner Erkin'in hayatına Şükran Ovalı girmeseydi bu tartışmalar, kavgalar yine yaşanır mıydı? Bence değil. Çünkü diyor ki evet bir evlilik yaptım ve sonradan bundan pişman oldum. Yaşadığın ilişkiden pişman olman için çok iyi bir ilişkiye devam edip başka bir ilişkinin olması lazım. Onun pişmanlığını anlayamazsın o ilişki yani tam anlamıyla bitmeden. Bence Şükran bu ilişkideki gerçek sevgiyi belki Caner'e göstererek eskisinde ne kadar hata yaptığını göstermiştir. Yani Caner'in, yani Şükran'ın belki böyle bir Caner'e güzelliği olmuştur. Çok peki Asena çünkü... dava açar mı sence Caner'in bu sözlerine? Bence açmalı işte onu diyorum. Çocuğu kullanıyor diyor. Çocuğu kullanıyor diyorsun, yani çocuk istismar ediliyor diyorsun.
Eğer böyle bir şey yapmıyorsan Asena, ki Asena'nın da böyle bir durumu var yani, değil mi? Nötr yani. Hiçbir şey söylemiyor. Bence dava açmalısın. Açmazsan Caner haklı olur. Evet. Peki.